Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri vahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ve fevvid emri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîren ve nezîren. Ve salâtu vesselâmü alâ men ahyâ'd-dîne ba'de en kâne esîren. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâl hayri ve lev esîren. Ve'lemû enne efdalel kitâbi kitâbullah. Ve efdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ. Ve kulle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle. Ve kulli dalatin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme ennehu kal. Câru'd dâr ehakku bidâril câr. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimat. Ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain. Bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden ithal dar-ı baka edenler rahmetullah aleyhi mecmain. Hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimiz huzurunda bulunduğumuz Hacı Bayram Veli Hazretleri ve yanındakiler bu civarlarda metfun olunan evliya, ulema, sulaha, şüreda, mümin, münat. Bu cami şerifi yaptıranlar, bugüne kadar emeği geçenler, gelmesinde emeği geçenler, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, cemaat-i müslümin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz daha yaklaşır mısınız? Orada ayakta kalıyor arkadaşımız kapıdan. Şöyle biraz daha yaklaşın. Rahat oturun efendim. Şöyle burası boş, bak ön tarafı boş. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak birlikte geçireceğimiz dakikaları rızasına muvafık eylesin inşallah. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Evin komşusu komşunun evine en haklıdır. Daha haklıdır. Ne demek? Şimdi insan adı üzere üns'ten geliyor. Bir anlamı da öyle. İnsan yalnız yaşayamaz. Mutlaka yanında bir konuşacağı, dertleşeceği kimse olması lazım. Yaratılışı öyle. Evet. Onun için dağ başını tek başında olmaz. Ha. Çok büyük adamlar çekilmiş oraya inzivaya. Bunlar da kendilerini yetiştirmek için çekilmiş. Gazali, İmam Gazali rahimehullah 10 sene kapanmış odaya. Kimseyle konuşmamış. Ondan sonra da işte ihyasını yazmış, eserlerini yazmış, insanlara hizmet etmiş. İşte böyle yetişmek için talebelik döneminde tek başına kalmış olabilirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere kapısını her zaman açardı. Her zaman. Evet. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinden çıkmazlardı sahabiler. Öyle güzel sohbetleri olurdu. Allah ayet indirdi. Habibim size bir şey diyemiyor ama gidin evinize ya. Onun da uykusu var, hanımı var, çocuğu var. Bu ayet nazil oldu. Evet, insanlardan uzaklaşmak, yetişmek için caiz de yaratılışımıza uygun olan beraber yaşamak. Komşu da bunlardan biri. Komşu her an bizimle beraber olan sabah akşam hastalığımızda, neşeli anlarımızda hemen burnumuzun dibinde bize gelen, bizimle beraber olan kimse. Evet, diyor ki, evinizi satacak olsanız, evet, evinizi satacak olacaksanız olabilir, buradan başka yere gidersiniz, başka yerden buraya gelirsiniz, bu mahalleden başka bir yere daha geniş ev yaparsınız falan filan. Evinizi satacak olsanız, komşularınız size
o evi almakta en haklı olandır. Buna şifa hakkı denir. Bugün hukukta da var. Medeni kanunumuzda da var. Ortaklar şey olduğu zaman, paylarını satacağı zaman öbür ortağı onu öncelikle alma hakkına sahiptir. Başkalarının verdiği para değeri neyse onu başkasına satamaz komşusu. Komşusu alır. Kanunen zorla alır. Dinimizde de Efendimiz öyle söylüyor. Komşu evini almaya en haklı olan adamdır. Yani evini satacağın zaman, arabanı satacağın zaman, bir şeyini satacağın zaman komşuna söyleyeceksin. Benim şu evim satılık, fiyatı şu. Herkes şunu veriyor. Fiyatı şu komşu. Almak istersen diyeceksin. Evet, bunu demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emri. Komşu, komşunun evine en haklı olan adamdır. Şimdi İmam Azam Ebu Hanife'ye göre konuşuyoruz. Başka mezhepleri karıştırmıyorum. Bizim mezhebimiz de böyle. Evet, bu şifa hakkını Semura Hazretlerinden gelen rivayette açıkça görüyoruz. Carut dar ahakku bi şifa. Şifa hakkına ön alım deniyor buna. Şifa hakkı, ön alım hakkına komşu daha layıktır. Evet, başkalarından daha önce gelir. Başkalarından daha önce gelir. Şimdi komşu nedir? Evet, bir mahallede, bir bölgede oturan bütün Müslümanlar içine alır. Bunlar kafir olabilir, köle olabilir, fasık olabilir. Yani haramkör, kafayı çeken bir adam olabilir. Fasık, inkar etmiyor. Fasık, sıddık olabilir, dost olabilir, düşman olabilir, garip olabilir. Akraba filan değil, başka yerden gelmiş, ev almış senin apartman dairen komşusu olmuş, garip olabilir. Evet, o beldenin insanı olabilir. Faydalı adam olabilir, zararlı adam olabilir. Bunların hepsi komşu adına girer. Uzak olabilir, yakının akraban olabilir, yabancı olabilir. Evet, evi hemen dibinde olabilir, biraz ileride olabilir. Hepsi komşu sınıfına girer. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 36. ayet وَعَبُدُ اللّٰهَ وَلَا شُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Şimdi ben bildiklerimi söyleyeceğim. Kimseye bir şey demiyorum. Kabul ederseniz alırsınız. Alimlerimizden bazıları şimdi söylüyor. İşte Bilal Habeşi Hazretlerine falancanın ruhu için, Allah için. Bunu hoş karşılamıyor alimler. Şeklen bile Allah'ı ötekilerle yan yana getirmeyi kabul etmiyorlar. Allah ayrı. O hiçbir şeye benzemez. Ona hiçbir şey ortak olmaz. Bunu doğru bulmuyorlar. Ya falan için El-Fatiha de, ya Allah için El-Fatiha de. Yan yana getirmeyi doğru bilmiyorlar. Kerih görüyorlar bazenler. Arz ediyorum. Evet, şimdi Allah'a hiçbir şey ortak koşma. Ve bil velideyni ihsana. Anaya babaya iyilik et. Ve bidil kurba. Akrabaya iyilik et. Vel yetame. Yetimlere iyilik et. Vel mesakin. Miskinlere. Hiçbir şeysi yok adamın. Zekat vermeyecek kadar zayıf olan adama fakir derler. Veremeyecek derecede. Hiçbir şey olmayana miskin derler. Vel carizil kurba. Vel cariz cenbi. Yakın akraba, yakın komşu, uzak komşuya iyilik et. Allah'ın emrini okuyoruz. Nisa suresi 36. Es-sahibi bilcem. Evet, yakın arkadaş. Vebnes-sibil. Evet, yakın arkadaştan sonra yolda kalmış adam. Evet. Müslümanlık öyle bir din. Avrupa'dan, Fransa'dan, Almanya'dan adamlar geliyor, turistler. Devlet onlara vize vermiş. Gel demiş, memleketimi gez gör.
gelmiş burada kumar oynamış, içki içmiş, aldatılmış, cebinden çalmışlar parasını, meteliksiz kalmış. Evet, senin komşun orada kuruyor. Evet, yolda kalmış. İslam hukukuna göre devlet bu adamı parasını, biletini alıp memleketine götürmek zorundadır. Dinimizden biri budur. İnsandır yahu. Şudur budur ama insandır. Gelmeye izin vermişsin ya memleketine, yerine kop geleceksin. Adam bir şekilde kalmış orada. İnsandır. İslam dini böyle. Evet efendim. Bir de bu Müslüman olursa daha nasıl olur düşün. Yolda kalmış, haçta kalmış mesela. Hacca gitmiş, parasının hepsini almışlar. Herkes hacca ibadet için gitmiyor ki. Bir keresinde tavaf ediyoruz. Yanımda profesör var, nöroloji profesörü. Hacer-i Esed öpeceğim diye sevgisinin aşkından daldı kalabalığın içine. O kalabalıkta da işte yan kesiciler var, hırsızlar var. Eve geldi, baktım yüzü ekşi. Kaç paraydı dedim, bütün paramı aldılar dedi. Ben hiç hanımına çocuğuna duymadım çünkü ağlarlar, sızlarlar. Oradaki arkadaşlardan onun parasını sağladık. Evet, kuruşu yok. Yolda kalmış. Yolda sadece giderken kalmış, gelirken kalmış değil. Orada da parası olmayınca otel, lokanta, masrafı nereden verecek? Hepsini almışlar parasının. Evet, yolda kalmış olana iyilik et. Allah'ın emri bu. Bakın, kafir bile yerine koy gel. İnsan yahu bu. Öteki Müslüman ya, hacı yahu bu. Evet, bana ne deme. İyilik et. Ve meleket eymanüküm, sizin elinizin altında olanlara. Eskiden köleler vardı. Kaynağı da harbe, Allah için, ilâ kelimetullah için savaşıyorsunuz. Zulmü önlemek için, adaleti şey etmek için. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman gidici oraya. Bu sadette Güney Kore'ye gittik biliyorsunuz. 1950'li yıllarda Kuzey Kore ile Çin'le Amerika çatıştı. Biz de gittik, asker gönderdik. Neden? Güney Koreliler zulme uğruyorlar. Baskı yapıyorlar. Zulme uğrayanı kurtarmak kim olursa olsun bizim dinimizin emridir, görevimizdir. Mehmetçikler gitti, orada bir sürü şehit oldular. Şehit oldular. Pisi pisine ölmediler. Kurtaracak kadar Müslüman değil Güney Kore. Ama mazlum. Mazlum. Mazlumu kurtar. Nerede olsa olsun gideriz ve şehit oluruz. Müslümanlık böyle. Yani elinizin altında o kaynağı orası ama şimdi o yok. Şimdi ne var? İşverensin, fabrikanda işçi. Evinde işçi. Elinizin altında iyilik et. Hor bakma ona. Tepeden bakma ona. Allah'ın emri bakın. Nisa suresi 36. Onlara iyilik et. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Başkasına tepeden bakan havalıları, kibirler Allah sevmez. İnsanları kardeş bilir. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz Adem ile Havva'danız. Allah öyle söylüyor. Sizi biz bir ekmek dişiden Adem ile Havva'dan yarattık. Ana babamız hepimiz bir. Müslüman kafir, hepimiz insanlık olarak kardeşiz. O bakımdan bu iyiliği yapacağız yani. Şimdi bakın, komşuya iyilik et, Allah'ın emri. Burada da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evin komşusu, ev komşusu evi almaya en haklı olan adamdır buyuruyor. Bu komşu da dediğimiz gibi aynı mahallede oturan, aynı bölgede oturan kimselerin hepsini, kafir olsun, köle olsun, fasık olsun, dost olsun, düşman olsun, garip olsun, zararlı olsun, memleketli olsun, faydalı olsun, yakın olsun, uzak olsun. Evet, evi uzak, dibinde olsun, biraz da uzakta olsun, hepsini içine alır. Hepsini alır, iyilik etmek zorundayız. Evet. Şimdi o bölgeye alışmış, apartman insanlar alışmış. Sen de şu veya bu sebeple oradan gideceksin. O adama önce teklif edeceksin. Evimin değeri şu. O değeri verirsen herkesten evvel ön alım hakkı var.
kanun bu. Peygamberimizin emri bu. Ön alım hakkı var. Biz de size duyuruyoruz. Evet efendim. Şimdi Buhari'de, hadiste komşu hakkında öyle Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Mezale Cibrilu yusini bilcar. Cebrail Aleyhisselam geldi. Komşu hakkında o kadar konuştu, o kadar konuştu, o kadar konuştu durmadan bana şeyler söylüyor, bile şeyler. Hatta zanentu ennehu seyverrisü. Zannettim ki konuşmasının sonunda komşu komşuya miras olacak diyecek. O kadar komşuya yardım et, okucuya yakın davran, onunla şöyle işli dişli ol söyledi. Komşunun komşuya miras olacağını zannettim diyor. Evet. Allah'tan geldi, emir getirdim, komşuyu mirası yap diyecek zannettim diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet. Halbuki mirası kim olur? Kur'an'da şunlar şunlar, hadiste şunlar şunlar mirası olur. Bunlara ashab-ı feraiz denir. Pay, Kur'an'da paylar belirtilmiş. Bir de erkek tarafından akraba olan ashabe denir. Bunun dışındakiler zevil erham denir. Akrabalar mirasçı olur. Komşu akraba olsun olmasın, kafir olsun olmasın. Evet, mümin olsun olmasın. Komşuyu neredeyse mirasçı zannedecek zannettim diye öyle komşuna dikkat et, komşuna iyilik et diye. O kadar durduk üstünde. Evet. Buhari hadisi bu. Komşuyla iyi geçineceğiz. Dikkat edeceğiz. Çok önemli. Sadece namaz kılma ile iş bitmiyor. Evet. Şimdi tam da bu hadisin yeri. 40 daire, 120 daireli olan apartmanlar var. Yan yanayız. Evet. Bazen evin kızı delikanlı, oğlu delikanlı, şeytan burnuna üflemiş. Allah öyle açıyor ki televizyonu, evde namaz kılamıyoruz. Müslümansan, insansan, bak bak Allah'ın emri var. Eziyet etmeyeceksin komşuya. İyilik et diyor, bak ihsan et. Allah'ın emri bu yahu. İhsan et, iyilik et. Rahatsız etme. Evet. Sabahleyin adam geç vakit gelmiş. Azıcık uyuyacak, dinlenecek. Ama senin öyle bir derdin yok. Emeklisin. Evinden çıkıyorsun. Hanım, şunu unuttum. Arkamdan gönder. Merdivenle bağırıyorsun. Dur lan, ne bağırıyorsun? Adam daha demin bir saat evvel yattı ya. Adamın uykusunu ne bozuyorsun? Eziyet değil mi bu? Evet, eziyet. Bakın, İslam ne kadar insanlık dini. Bunları yapamazsın. İyilik et diyor Allah. Ya rahatsız olurlar diye dikkat et ya. Dikkat et. Evet. Dinimizin emirlerini her yerde uygulayacağız. Şimdi benim kızım hafız. Biz de bunları okutuyoruz onlara. Komşumuz var. Bu konularda yaya. Kızım şey binmiş. Asansöre binmiş. Bir adam da gelmiş yalnız asansörde. O komşu da gelmiş, o da girmiş. Girince kızım çıkmış dışarıya. Çünkü nikah düşecek bir erkekle bir kadın kapalı yerde yalnız kalırlarsa bunu halveti sahihe derler. Zina olur. Zina sayılır. Elle dokunmasa bile zina sayılır. Mesela bir adam bir kızla evlendi. Gerdeğe girdi. Baktı koca burunlu çikin bir kız. Kapattı kapıyı, girdi içeriye. Nikahlandı. Çıktı dışarıya. Almayacağım dedi. Hiç dokunmadı eline. İçeri girdiği için onunla yatmış olur yani. Dinen böyledir. Halvet sahihe, birleşme sayılır. Bunu adam bilmiyor. Geldi bana dedi, senin kızın bana hakaret etti. Ne yaptı dedim. Eşek mi dedi, hayvan mı dedi. Yok yok dedi. Asansöre girmiş dedi. Ben de girince çıktı dedi. Tabii dedim çıkacak. Çünkü bir erkekle kadının bir kapalı yerde yalnız kalması dedim. Dinen haramdır. Halvet sayıya zina sayılır. Görüşür mü diyor. Ya Allah'ın emri benim değil ki bu. Dinimizin şeriatın emri bu. Şimdi kim uyuyor buna arkadaş? Eziyet olur. Birkaç kişi olursa tamam problem yok. Teke tek olurlarsa
Böyle dinin hükmü var, buna dikkat edeceksiniz. Elin kızının yanına girmeyeceksiniz yalnızsa. Karısının yanına girmeyeceksiniz. Ya kötülük mü? Yok ya. Allah'ın emri bu efendim. Allah'ın emri bu. Buna setli zerai derler. Kötülüğe giden yolları kapama derler. İlle kötülük düşünme şart değil. Bir zaman sonra bakarsın, başka şeyler olur. Setli zerai derler İslam hukukunda buna. Buna dikkat edeceksiniz. Hani iyilik deyince illa 5-10 kuruş ver. Yok yok. Ezzet etmemek, gürültü çıkarmamak. Evet. Merdiven yerken bağırıp çağırmamak. Eziyet etmeyecek. İyilik yapacaksınız. Onun işini görüvereceksiniz. Şimdi komşu her zaman sizin burnunuzun dibinde. Bazen insan sıkıntılı olur. İşleri olmaz, canı sıkılır, öfkeli olur. Önüne gelene fırça çeker. Evet. Bazen çok neşeli olur. Ne yapsanız kızmaz. Çok rahattır. Komşu her durumunuzda sizinle beraber olduğun için sıkıntılı durumumuzda, neşeli durumumuzda, her durumumuzda burun dibinde olduğunuz için eğer bu her durumda onu memnun etmişseniz, yani o sizden şikayetçi değilse, ya beş para etmez diyor falan demiyor. Allah için kardeşim iyi adam diyorsa, Peygamberimiz buyuruyor ki, cenazesinde komşuları bu adam iyi deseler diyor. Adam halbuki onu bilmediği neleri var neleri var olsa bile Allah komşuların şahitliğini kabul eder. Adamın kötülüklerini kapatır diyor. Hadis-i şerif bu. Neden? Her an yanımızda kötülük etmediğine göre iyi, samimi olarak iyi diyor adam. Bilmiyor senin gizli taraflarını. Müslüman, o da Müslüman, bu da Müslüman. Çünkü cenazemizin kavurgulmaz ki. İyi adamdır diyorsa samimi olarak defterin tertemiz olur diyor Peygamberimiz. Çünkü her durumda senin yanında o. Hiç senden memnun olduğuna göre. Hocam biz de yapıyoruz zaten. Getiriyorlar işte nasıl iyi biliriz, iyi biliriz. Biz de cenazemizi kıldırıyoruz. Nasıl bilirsin diyorum. İyi biliriz. Öyle bir bağırıyorlar ki içten semadan toz döküyorlar. Ha, adam hak eden seviliyor. Bazen iyi biliriz, iyi biliriz. Yani laf ola beni gel. Samimi olarak komşularınız sizin hakkınızda iyidir deseler, hadis böyle, yakayı kurtarırsınız. Onun için komşularla iyi geçineceğiz. Komşuları iyi edeceğiz. Bu evinizi satacağınız zaman veya bir malınızı satacağınız zaman komşu değeri şu. Herkes de bunu veriyor. Alacaksan tabii hak senin. Bu da komşu iyilik cümlesinden en haklı olan odur. Şimdi komşular çeşit çeşit. Evet. Üç çeşit komşu var. Bir, komşun abin, amcan, dayın, akraba. Hem de Müslüman. Müslüman akraba komşun. Hem komşuluk hakkı var, hem Müslümanlık hakkı var. İnnemel müminûne ihva. Bütün müminler kardeştir. Din kardeşliği nesep kardeşliğinden önde gelir arkadaş. Din kardeşliği nesep kardeşliğinden önde gelir. Kardeş, bir de komşu, üç hakkı var. Komşu Müslüman, akraba değil. İki hakkı var. Akraba komşunun üç hakkı var. Din hakkı, din kardeşliği hakkı, komşuluk hakkı, akrabalık hakkı. Müslüman komşu, iki hakkı var. Komşuluk hakkı, bir de Müslümanlık hakkı. Adam böyle değil. Ha, o zaman komşuluk hakkı var sadece. Akraba değil, Müslüman değil. Komşuluk hakkı var. O da komşu. O da bu şeyin içine giriyor. İnsandır o da. Hatta kafir adama muamelede Müslümandan daha dikkatli davranmak zorundayız. Neden biliyor musunuz? İnsanız biz. İnsan beşer, durmaz şaşar. Eyler hata üçer beşer. Hepimiz şaşkın adamız. Hep Hacı Bayram deli değiliz yani. Değil mi? O bir tane çıkmış. Çoğumuz işte böyle. Bir sürü hatamız var.
Şimdi iki Müslüman, mümin ikisi de biri diğerini ezzet etmiş veya şu veya bu yapmış. Alimler diyorlar ki öbür tarafta o da mümin, o da mümin. Allah müminleri seviyor. İman etmiş, imanına göçmüş. Günahkar ama mümin, seviyor. O hakkı olan orada hakkını arayacak. Bakacak ki defterlerde Allah senin gıybetini etmiş, neler söylemiş, hepsi meydana çıkacak ya defterle açılınca. İkra kitabek. Oku bakalım. Bakıyor. Çoktan unuttuğumuz şeyler önümüzün de. İnsan suçunu şey eder mi? Bağıra bağıra söyler mi? Evet. Dünyadaki gibi orada da susuyor. Evet. İşte o zaman Cenab-ı Hak buyurabilir ki diyor. Bu kasin değil. Gel Müslüman. Bunda hakkını alma. Ben sana cennette makam vereyim. Derdimiz cennet değil mi? Bu barıştırmayı yapabilir Allah diyorlar. Burada bir kesin delil yok. Alimlerin şeysi bu, kanaati. Müslümanı Müslümanla böyle gel bundan vazgeç, sana cennette yerine, onun yerine rütbe vereyim. Derecen artırayım diyebilir. Ama kafir olursa bu, öl demeye kendi diyor. اُلَٰئِكَ لَا خَلَاكَ لَهُمْ Kafirlerin dünyada çalışıyor, alır. Çalışan alıyor. Yahudiler çok çalışmış. Amerika Yahudi için almış. Halbuki Amerika kaç yüz milyon kişilik değil mi? 360 milyon mu ne? Ne kadar? Yalan bir şey yanlış söylemeyeyim de. Yahudi ne kadar? 15 milyon bir şey. 15-20 milyon arasında. Ama hep başa Yahudiler geçmiş. Çalışmışlar gece gündüz. 150 sene sonra bütün sektörlerin başında Yahudi var. Avrupa'da da böyle. Avrupa'da da böyle. 80 ihtilalinde ben Paris'teydim. Suudi Arabistan kralı Amerika ile takıştı. Faysal öldü. Onun hanımı da bizim Türkmüş. Bizi çok severdi o. Vermeyeceğim dedi size petrol dedi. O da dedi ben sizi aç bırakırım dedi. Biz dedi bir hurmaya bir hafta geçinen çöl bedeviyiz dedi. Vermezsen verme. Eğilmedi adam Amerikalılara. Ondan sonra petrol vermeyince arkadaş o zaman Amerika'nın işi tıkırında, şimdi krizdeler. Fransa'nın işi tıkırında, şimdi krizdeler, haberiniz yok. Amerikan karısı, Fransız karısı çocuk yapmıyor. İşte esas onların derdi o. Yabancılar %50'ye varmış. Çocuk parası almak için, bilmem ne için. Her birinin 6-7 çocuğu var. Bir zencinin 13 çocuğu var. Gördüm Amerika'da. Hiç işi yok. Çocuk parasıyla limuzinle geziyor. Lüks villası var. Çocuk parasıyla. O kadar çocuğu teşvik için para veriyor. Gene de Amerikan karısı çocuk yapmıyor. Yabancılar da bundan faydalanarak Allah ne verdiyse %50'ye dayandılar. Obama zenci, zenciye otobüste bindirmezler. Ama onu başkan yaptılar. Mecbur kaldılar. %50'ye varmış. Evet, Fransa'nın derdi de bu. İhtilalde ben Fransa'dayım. Şey vermeyince, petrol vermeyince paralar zengin. Cumartesinin tatil olması, evet, Avrupalıların, işçilerin, memurların tatil yapmaları içindir alt dağlarında. Kafayı çekecek, kumar oynayacak, zina yapacak, kayacak, mayacak. Gavur bu. Sonra cuma akşamından başladı. Sebebi budur. Eğlenmeye gidecek, yetmiyor 1,5 gün. Bunun için onu tatil ettiler, paraları bol. Evet, şimdiki bir değil. O zaman her şey petrole bağlı. Petrol gelmeyince oradan koştu gitti şey, Jacques Chirac, Cumhurbaşkanı Ebu Dabi'ye. Filistin devleti kurulmalıdır dedi. Yahudiler istemiyor ya Filistin devletini, o ta ne zamandır. Onlar da insandır dedi. Onlar neden dedi devlet olmasınlar falan. Petrol alacak. Bunu da televizyonlar yayınladı mı? Ben de oradayım. Evet. Yahudi oturup düşünmüş, her şeyi kendine göre ayarlamış. Ben Fransız iş kanununda profesör oldum arkadaş. İyi biliyorum kanunu. Onu bile ona hazırlamış. Orada diyor ki, işveren işçisini yıllık izine istediği ayda çıkarabilir.
maddesi var. Şimdi o Filistin devlet kurmadır dedi ya Jacques Chirac. Sen misin öyle diyen? Oturdular. Gıda sektörü Yahudilerin elinde. Ulaşım sektörü Yahudilerin elinde. İletişim, televizyon, şu bu. Her şey Yahudinin elinde. Evet sayılarız ama başında o var. Fabrikalar onların. Toplandılar. Hepsi işçilerini yıllık izine çıkardılar. Hiçbir şey diyemezsin. Kanunda öyle. Hiçbir şey diyemezsin. Suç değil. Tren kalkmadı. Fırın açılmadı. Evet, uçak kalkmadı. Her yer hayat durdu. E senin Anadolu adamı değil ki. 40 katlı apartmanda duruyor herif. Bizim Anadolu karısı fırından ekmek çıkmadı mı iki otun getirir, tenekeyi çevirir, üstünü yakar, hamur yapar, yufka yapar. Nerede yapacak? Aç kaldı millet. Ben de oradayım. Hemen koştu geldi. 3 defa televizyon konuştu. Yahudiler dünyanın en üstün ırkıdır. Ben onlara böyle şey söylemedim. Amerika'da durum budur. Yoksa ne Amerikalılar ne Avrupalılar Yahudileri sevmez. Neden? Tevrat okuyun. Ellerindeki Tevrat'ta İsa Aleyhisselam'a gayrimeşru çocuğa siz ne diyorsunuz? Öyle diyorlar. Piç diyorlar ya İsa Aleyhisselam'a. İsa Aleyhisselam Meryem anamızdan babasız doğmadı mı? Onlar kabul etmiyor onu. Zekeriya ile Meryem gayrimeşru ilişki kurdular. İsa ondan doğdu diyorlar. Böyle gayrimeşru çocuk diyorlar İsa Aleyhisselam'a. Hristiyanlar ne diyor? Tanrı'nın oğlu diyorlar. Hiç sever mi lan bunu? Ama ekonomik olarak başa oturdukları için sen bilsin abi diyor. Bak nasıl yalvardı böyle. Ben öyle bir şey söylemedim diye. Mesele budur. Evet, mesele budur efendim. Şimdi çok çalışıyorlar. Ben doktora dönemimde Fransa'ya gidiyorum. George şey var ya Pompidou. Evet, onun cumhurbaşkanlarından kütüphanesine, üniversitesine bizim buradan burs kazanmış hepsi yanına bir kız takmış, kaldırım mühendisi yapıyor oğlanlar. Fransızlar çok tatlı dillidir. Yakışıklıdır daha. Oğlanların kucağına girmişler, ya ilim mi hiçbir şey yok. Kütüphanede çalışanların hepsi Yahudi. Çalışınca da o dekan oluyor, o rektör oluyor, o başını geçiyor. Diğer konular da böyle, öyle çalışıyorlar. Çok çalıştıkları için başa geçmişler. Avrupa'da, Amerika'da onların esiri. Ben bunu devlet adamının ağzından duydum, Amerikalı devlet adamının. Biz Yahudilerin esiriyiz diye. Yoksa candan sevmezler, mecbur kaldıkları için. Her neyse, çok çalışıyorlar. Şimdi biz de çok iyi, çok yiyoruz. Ama çok çalışmıyoruz. Rastgele çalışıyoruz. Şu 5 vakit namazı hoca dedi, bak namaza gidin, namaza gidin, namaza gidin. Namaz nedir arkadaş? Sabah namazın bir vakti var. Öğle namazın bir vakti var. İkinin vakti var, akşamın vakti var, yatsının. Seni program yapmaya, plan yapmaya alıştıran bir emirdir namaz. Çalışmanı ayarla, şu saatte camiye gideceğim de. Ezan okunduğu zaman hiç mazeretin yoksa, hasta masta değilsen, gitmezsen peygamber öyle ağır laflar ediyor. Söylesen moraliniz bozulur. İslam'da lanetler kitabı yazdım, orada var. Hatta bir profesör bunu yazma ya dedi. Peygamberin sözü dedim. Nasıl saklayayım? Dinin bir hükmünü saklayan yülcemi bileceğim innar. Ateşten gem vurulacak diyor peygamberimiz. Ben yazıyorum dedim arkadaş. Namaza gitmek o daha önemli camiye. O kadar önemli. Ama bu güzel emiri getiriyoruz. 5 vakit plan yap, program yap, işini aksatma. Demek bu. Yan yana dur, düzgün dur. Akimu sufufakum. Dümdüzdür, böyle Yunan verisi değil. Nizam öğren, nizam demek. Tarasu. Eskiden beton yok. O camilerin, sarayların taşlarını kurşunla birbirine bağlıyorlar. Süleymaniye, Selimiye öyle.
zelzelede ayrılmasın taş birbirinden diye kurşunla bağlı. Taras, ras kurşun demek. Tarasu, aha o taşların kurşuna bağlandığı gibi birbirinize dayanın demek safla. Yani kaynaşın müminlerle demek bu. Namaz bunu öğretiyor bize. Plan öğretiyor, program öğretiyor. Ama biz talebe, imtihan zamanı geldi mi sabaha kadar uyumaz çalışır. Uyumadığı için iyice karıştırır kafasını. Ama Yahudi öyle değil. Evet. Öyle değil. Kalkış saati belli, yemek saati belli, gezme saati belli, çalışma saati planlı çalışıyor. Disiplinli çalışıyor. Sayılar az olmasına rağmen dünyaya hakim olmuş. Bu aslında Müslümanın işi. Namaz bile bunu emrediyor bize. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de işte böyle. Oradaki müminler de pek buna dikkat etmiyor. Allah diyor ki Muhammed Aleyhisselam Habibimi diyor üzüyorsunuz diyor. Size kalkın gidin diyemiyor. Onun da diyor uyku saati var. Hanımlarla ayırdığı saat var. Kalkın gidin diyor. Ayet var böyle. Programı alıştırıyor Allah bize ama biz hiç zannediyoruz bir namazım ile iş bitiyor. Maalesef bu konularda geri olduğumuz için de hep geri kalmışız. Yoksa Allah Yahudi'yi hiç sevmez. Çalışanın hakkında şey etmez, kapatmaz. Allah zalim değil çünkü. Kim olursa olsun çalışanın hakkını verir. Dünyada, ahirette nasibi yok. Ondan dolayı diyorlar, kafirin hakkını yemekten daha çok korkun. Öbür tarafta müminle Allah iki mümini birbirine barıştırabilir. Kesin değil de böyle mutalalar var. Ama kafire gel sana cennetten yer veririm diyemez çünkü ayet ayet açık. Ülâike lâ halâke lehum. Hiçbir nasipler yok ahirette. Şimdi zengin olur falan olur filan olur. Çalışmanızın karşılığı. Ahirette hiçbir nasibi yok. Onun için gavurun hakkını yersen söke söke alır senden. Peygamber diyor ki müflis kimdir? Kimdir müflis? Borçları çok. Parası yetmemiş. Buna siz diyorsunuz değil mi? Hayır diyor bu müflis değildir diyor. Esas müflis hacca gitmiş. Gece namazı kılmış. Beş vaktini kılmış. Orucunu tutmuş. Zekatını vermiş. Dağ gibi sevabı var. Ama ağza durmamış. Gıybet etmiş. Alçak bilmem ne demiş mesela. Gavura. Haksız yere dedikodu yapmış. O bakacak ki görecek ki herkes hakkım isterim diyecek. Çünkü cehennem en çukuruna gitmek var. Üst katında kalmak var. Değil mi? Yedi kat cehennem. Üst katına çıkmak için hakkımı alacağım diyecek. Gel bunda hakkından vazgeç. Sana cennete yer vereceğim. Mümkün değil. Çünkü ayet var. Senden hakkını alınca da diyor. O hakkını alacak. Bu hakkını alacak. Don gömlek kalacaksın diyor. Esas müflis budur diyor. Allah bu duruma bizi düşürmesin. Amin. Dilimize hakim olalım. Elimize hakim olalım. Komşumuza kim olursun? Bak ne dedi bak. Kitaptan okudum onları. Fasık olsun. Abid olsun. Kafir olsun. Fark etmez. Komşu komşudur. Onlara eziyet etme. İyilik et dedi Allah. İyilik et. Ve de şunu hiç unutmayın. Şimdi maalesef bilgisiz Müslümanız biz. Almanya'ya gidiyorum ben. Bana diyor ki Müslümanlar ya kusura bakma ya darılma da. Tembel, hırsız, dalgacı. Kim böyle derse, dedirtirse, İslam'a laf ederse, her sene hacca gitse vallahi kurtulamaz. Bak açık söylüyorum. Müslümana söz getiriyor. Müslümanlık Allah'ın dini. İnnet dine ündal İslam hoca okudu demin. Allah'ın dinine söz getiriyor. Dalga geçiyor, çalışmıyor. Hile yapıyor gavura iş yerinde. O da Müslümanlık böyle diyor. Allah'ın dinine laf getirdiği için havada uçsak kurtulamaz. Allah'ın dinine söz getirdiği için. Gavur komşuya daha çok dikkat edeceğiz. Öyle iyi, adaletli, öyle iyi insan davranacağız ki Müslümanlık buysa ben de Müslümanım dedirteceğiz. Bayezid Bestami var biliyorsun Kırıkhan'da. Büyük evliya. Evet. Gelmiş papaz. Demiş sana bakıyorum. İslam'a imreniyorum. Müslüman olacağım.
Ama demiş senin kadar demiş, çalışkan olamam demiş. Fakat sokakta Müslümanlara bakıyorum, onlar da üçkağıtçı demiş, o öyle de Müslüman olmam demiş. Biz böyle olmayacağız. Müslüman dediğin böyle olur. Dürüst olur. Doğru sözlü olur, sözünü çiğnemez. Hiç kötülük gelmez, dedirttin mi? Bak komşusu iyi diyenler, Peygamberimiz bilmeseler bile diyor, iyi yazar diyor Allah onu diyor. Komşu bu kadar önemli. İyi davranacağız ki iyi desinler samimi olarak. Evet efendim, bu komşu konusu böyle. Evet, Nesai, Ahmed ibn Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, Semura radıyallahu anh'tan, Enes radıyallahu anh'tan hadisi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Hasan Basri de ravilerden birisi. Evet. Celisil ulema. Alimlerle otur kalk arkadaş. Evet. Turaf pisseme. Semada Allah'ın melekleri var. Bomboş değil. Peygamberimiz Mirza giderken dünya semasına vardı. Noktasına ne dedi? Dur! Kim durar? Dediler mi? Nöbetçi asker yok mu şimdi? Dur kim durar dedi. Birinci semanın başkanı. Ben Cibril. Yanında kim? Muhammed Resulullah. O peygamber oldu mu? Haber yok. Evet. Buyurun geçin. İkinci dur kimdir o? Yedi kat semada hep böyle dur kimi dediler. Boş değil sema arkadaş. Allah'ın görev melekleri var. Ne diyor bak? Alimlerle otur kalk diyor peygamberimiz. Semadaki Allah'ın bu görevli meleklerinin yanında tanınır adam olursun. Meşhur olursun onların yanında. İyi adamdır. Bilerek yapar namazını. Tam 12'den vurur derler. Överler seni. Meleği âlâ. Allah'ın yakın melekleri. Ya. Neden? Şimdi ben kardeşlik görevimi yapıyorum. Kızmak yok arkadaş. Biz anamızdan babamızdan Müslümanlığı almışız. Değerini bilmiyoruz. Camiye gidiyoruz. Hanginiz Kur'an-ı Kerim tefsirini okudu? Var mı içinizde? Kur'an-ı Kerim baştan sona tefsirini okuyan var mı içinizde? Hocam hocalar bile okumuyor. Evet hocalar da okumuyor. Hanginiz peygamberimizin baştan sona hayatını, mesela rahmetli Asım Köksal hocanın İslam tarihi, dünyada birinci kazandı. O kadar güzel. Kim okudu ya bunu? Hocalar okumuyor ki. Hanginiz çünkü sözler küfürdür, imanı giderir. Akad kitap okudunuz hanginiz? Hocalar okumuyor ki. Şimdi camiye geliyorsun. Hoca da gel dedi. Gel. Hocam geldi de. Girerken kapıdan gelen burası Allah'ın evi beyefendi. Burası Allah'ın evi. Kabe'ye ne deniyor? Beytullah. Ne demek Beytullah? Allah'ın evi demek. Arapça. Ay. Bana bir hacı dedi. Hoca efendi dedi. Beytullah Allah'ın evi. Allah burada mı oturuyor dedi. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Allah'ın evi olur mu lan? Allah mekandan münezzeh değil mi? Benim burada kürsüde oturuyorum, sen de benim karşımda oturuyorsun. Allah böyle değil, mekana sığmaz, şekle sığmaz. İmanımız öyle değil mi? Ama hacı böyle dedi bana ya, Allah burada mı oturuyor dedi. Şimdi dayak hak etmiyor mu lan bu? Ta oraya kadar gelmiş. İmanı şüpheli dikkat ediyor musunuz? Ben onu söylemek istiyorum. Şimdi burası Allah'ın evi. Şerefine binaen Allah'ın evi denmiş. Allah burada oturmuyor. Sizin evinize gitsem ben en az bir şeker verirsiniz, ikram edersiniz. İnsanlık bu değil mi lan? Evet. Allah'ın evi, Allah ekremül ekremindir. Kerem sahiplerinin en keremlisidir. Keremi o vermiş insanlara. 100 tanesi var, birini vermiş, 99'u kendine saklamış. Öyle diyor Peygamberimiz. Burası Allah'ın evi ne olduğuna göre kazanmaya geldim. Kuralları var arkadaş, camiye gelmenin. Abdestsiz girmeyeceksin. Abdestsiz girmeyeceksin. Hayızlıysan, adetliysen girmeyeceksin. Ah! Ah ya Rabbi! Kabe'ye hayızlı kadını sokuyorlar yahu! Neymiş efendim? Uçak kaçacakmış. Gidilen, hoca efendi git. Söyle adama, benim kafilemdeki şu kadın, şu kadın, Allah'tan gelen bir şey bu. Adetli şeyi yapamıyor, veda tavafını yapamıyor. Adam Müslüman ya.
Senin milletin değiştirir. Ama Ciddiye kadar gitmek zor. Oraya gidip uğraşmıyor. Evet. Kabe-i Muazzama'ya adetli kadını sokuyorlar arkadaşlar. Böyle şey olur mu yahu? Neden? İşin fecaatını bilmiyordu mu için? Zannedeceğiz bir merasimden ibaret hacır. Her şey kuralına uyarsanız ibadete doğur. Kuralına uymazsanız ibadet olmaz ya o. Her şey kuralına uymak. Caminin de kuralları var. Ben onu söylemek istiyorum. Yahu adetli kadın Kabe'ye girer mi yahu? Peygamber söylüyor. Ben abdestsize, temiz olmayana camiyi helal kılmıyorum. Haram ediyorum. Abdestsiz. Girmez yahu. Ne işi var? Şimdi diyeceksin sen turistleri gezdiriyorsun. Ben orayı karışma. Ben hükümet değilim. Git ona söyle. Dami ya burası. Evet, Süleymaniye'de arkada bir şey yapmışlar. İçeriye esreher geziyorlardı. Allah razı olsun. Şimdi asgari bir yer yapmışlar. Oradan içeri geçirmiyorlar. Bana kalırsa arkadaş, ben içeri sokmam. Caminin şu kapısını içeri sokmam. Arkadaş, avluya gelsin. Bir şey demem. Ama buraya o projektör yap, bilmem ne yap. Dışarıda göster. Dinen söylüyorum ben tabii. Ben hükümet değilim. Camiye abdestsiz girmez hele. Turistler hangisi yıkanıyor yahu? Yıkanmazlar hiçbiri. Ne adetten yıkanırlar, ne şundan, ne bundan. Hepsi pis. Evet. Onlar camiye giriyorlar arkadaş. Giremez. Bizim hocalar da Kabe'ye sokuyorlar yahu kadını. Neymiş efendim, işte zarur. Ne zaruratı var yahu? Git, ben biliyorum ya, her sene hacca gidiyorum ben. O da insan yahu. Gidip uğraşmak lazım. Git benim hacılarımdan şunlar şöyle mazeretli bir hafta sonraya tabii ona göre otel parası verecek. Ona göre yeniden şey olacak. Mesela para var, zahmet var ama Allah'ın kanunu var. Mescide adetli kadın girmez. Sokuyorlar ya. Buraya da girmez. Evet, şimdi abdestli olacaksınız. Geldiğiniz zaman Allah'ın ikramını almanız için burası Allah'ın evi. Dışarıda bir sohbet yeri değil. İki kardeş görsün, nasılsın? İyi arkadaş, sağ ol. Bu iyidir. İnsanın halini sormak sevaptır. Evet, çok gönül almak Kabe yapmaktan yeğdir, güzeldir. Ama burası camidir. Çöl bedevisi gelmiş, Peygamberimiz sohbet ediyor. Bu sohbet ondan kalma. Bak, burada kürsüye çıkıyoruz. O da sünnet bu da. Çünkü ben burada ayet hadis okuyorum. Ayet hadisin şerefine binaen senin aranda olmaz bu iş. Buraya çıkacağım. Şerefine binaen. Bu da sünnet. Yoksa hocanın şeyinden değil, hatırına değil. Ayet hadisin hatırına. Yüksekten söyleyeceksin. Minberden okunuyor hutbe. Ayet hadis okuyor. Evet. Sohbet ediyor. Gelmiş köl bedevisi. Kum. 69'da bile bahçesi kumdu daha. O zaman caminin içi de kum. Peygamber kum üstünde namaz kıldı yahu. Ondan sonra dönmüş oraya işemiş. Ayakta işemiş. Ayakta işenmez bir kere. Çömeli bir şey yiyeceksin. Evet, ayakta işenmez. Ayakta işerseniz hasta olursunuz. Bir, dinen de işediğiniz zaman saçıntılar, kabir azabının bir sebebi budur. Çömel de yap işini. Hem tıp bende doğru değil ayak işemek. Neyse. Ayak cami işinir mi? Sahabe koşmuştur. Demişler, dövecekler adamı. Cami işinir mi ya? Peygamberimiz mübarek ya o. Durun demiş, durun. Temahalu. Yavaş olun. Çekilin. Çekilin kenara. Öyle deyince tamam demişler. Adam bunu görmüş. Dişini sıkmış. Dövecekler kaç kişi. Efendimiz ne böyle görmüş. İşini bitirdikten sonra iyi ki sen vardın demiş. Sen olmasan beni öldüreceklerdi bunlar. Gülerek demiş ki gel bakalım evlat. Burası Allah'ın evidir, mescittir. Allah'ın evinde demiş işenmez. Böyle şeyler yapılmaz. Onun sözü. Zikredilir, tesbih çekilir, ibadet edilir. Allah'ın Resulü'nün sözü bu. Onun için camide ekmek yenmez. Camide uyunmaz. Elhamdülillah bizim aziz milletimiz bu konuda iyi. Ama Arap Kabe'de oturuyor, yiyor, içiyor. Bir de ayağın Kabe'ye uzatıyor. Ezan okumuyor. Kamet geldi, kalkıp bir de namaza duruyor.
Diyorsun ya abdest ne oldu? Allah büyük diyor. Ula abdestle namaz olur mu ya? La havle ve la kuvvete. Ama merak etme, bizde de var bu, biliyor musunuz? Bizde onlar da, yani biz gene onlardan gene iyiyiz ama İran'da mesela ben gördüm, sigara içiyorlar, yemek yiyorlar, kalkıp namaza duruyorlar. Camide lan. Bizde olur mu ya bu iş? Gene iyiyiz de gene de. Evet, burası cami. Ben söylüyorum şimdi yaptıklarımızı. Besmele çekerek gir lan. Her yer Allah'ın ama burası Allah'ın evi. Özel bir yeri var. Yeryüzünün en şerefli yeri Kabe'dir. Bu da onun yavrusu camilerdir. Bir memlekette, bir mahallede cami varsa şerefli mahalledir. Şerefli memlekettir. Cami yok. Dinen böyle. Cevat Hoca'nın fetvası değil. Şerefsiz mahalledir. Onun için birleşin. Camisiz mahallelere cami yapın. Onlar da Müslüman. Ama bilmiyorlar bu işi. Şerefsiz mahalledir. Şerefsiz mekandır. Camisiz yer. Şerefli. Buranın şerefi bundan geliyor. Evet. Evvela cami iman alametidir. Müslümanlık alametidir. İnneme ya'muru mescidallahi men amene billahi vel yevmil ahir. Allah'ın mescitlerini ancak inneme, ancak ve ancak Allah'a, ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren Müslümanlar yapabilir. Yani cam yaptınız mı, Müslüman olduğunuzun belgesi, ispat etmiş oluyorsunuz. Mümin olduğunuzu ispat ediyorsunuz, o memlekete, Müslüman memlekete olduğunu da ispat ediyorsunuz. Camiye giden de Müslümanlar. Camiye gelen vay gavur vay derseniz öyle diyor. Evet, peygamber öyle söylüyor. Bir kimse kalbinde zerre kadar imanı olan bir kimseye kafir derse küfür kendi başına çullanır diyor. Siz de bunu, yani siz dediysem hem siz değil de yani biz vatandaşımız toplanacağız, ben şu saatte gel demişiz arkadaşımıza. Geç gelmiş. Ulan gavur, nerede kaldın be? Gavur ne demek arkadaş? Kur'an-ı Kerim'de kafirin, Anadolu köylüsünün, insanın adında gavur odur. O da diyor. Küfre rıza küfürdür arkadaş. Kural bu, benim kanunum değil. Gavur diyen adama güldü mü, küfre rıza göstermiştir. Bakın kitaplara. Bakın kitaplara. Ama biz bunu bulmuyoruz. Şaka yaptım. Dinin şakası olmaz arkadaş. Karı boşamanın da şakası olmaz. Nikahın da şakası olmaz. Peygamberin şeysi bu. Küfrün şakası olmaz arkadaş. Allah'a söyleyen adam dinden çıkar arkadaş. Bak ya kitaplara bak. Hanginiz okudu hak kitaplarını? Tamam camiye gel. Geldik hocam da. Neden bunlardan bahsetmiyorsun? Mübarek adam. Şu haram, şu helal, şu gavur sözü, küfür sözü niye söylemiyoruz? Kimse itiraz etmiyor bizde. Bizde kabahat, biz hocaladık kabahat çok. Camiye gelirken burası cami, bileceksin. O şuurla lalattan bir salona girmiyorsun. Allah'ın şerefli evine giriyorsun. Bismillah de. Güzel yerlere girerken Bismillah denir. Ne demek? Sayende ya Rabbi. Rahman Rahim olan Allah'ım. Sayende sen sağ ettin. İman nasip ettin. Sağlık verdin. Bak camiye gelmeye nasip oldu. Senin sayende. Bismillah o demek. Hatırla yahu bu Allah'ın nimetini. Sağ ayağla sağ iyi yerlere. Dışarılar da Allah'ın yeri iyi yer ama cami en şerefli yer dedim ya. En şerefliye girerken sağla girilir. Tuvalete girerken sağla girilmez. Tuvalet iyi bir yer değil ki. Dışarıda dua edilir. Eûzübikümillehubti vel habâis. Şeytandan, şeytan gibi hain pisliklerden sana sığınıyorum ya Rabbi. Denir, sol ayakla girilir. Çünkü en pis yerdir tuvalet. Sol ayakla girilir. Çıkarken de sağ ayakla çıkılır.
O şerefsiz yerden şerefli yere çıkıyoruz. Burası da yeryüzünün en şerefli yeri. Besmele ile sağ ayakla girilir. Çıkarken sol ayakla girilir. Hocam bunlar detay etme güzel kardeşim. Bunlar Cevat Hoca'nın fetvası değil. Muhammed Mustafa'nın hadisleri. Bak önüme kitap koyuyorum ben. Burada yazan hadis bunlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini peygambere uymak niyetiyle yaptın mı? İbadet olur. Bir giriş çıkış ibadet olur. Belki seni cennete götürür arkadaş. O kadar önemlidir. Niyet önemli. Bu niyette peygamber böyle dedi ben de ona uyacağım diye besmeleyi girerseniz sağ ayakla girerseniz bunun yüzünden cennete gidebilirsiniz. Peygamber uyma kastınızdan dolayı ibadet olur bu. Burası Allah'ın evi. Nedir Efendimiz? Burada zikir edilir, tesbih çekilir. Evet, ibadet edilir evladım dedi. Değil mi? Onun sözüyle. Burada kızı gelin ettin mi? Oğlanı verdin mi? İşler nasıl gidiyor? Senetler tahsil edebiliyor musun? Burası oranın yeri değil arkadaş. Bak ne dedi peygamber? Zikir yeridir. Tesbih yeridir. İbadet yeridir dedi. Bunu kahvede yaparsın. Tamam şurada sokakta konuşur. Söylersin. Halatını sorarsın ama burası o yer değil. Sohbet yeri değil. Evet. Ben biliyorum ya. Birinci tıra şunu yükleyin, ikinci tıra şunu yükleyin falan diyen adam biliyorum ben canım. Bilmem misin? Sen beni dürtüyorsun ya. Gıdıklıyorsun. Şimdi hepsinin hacılığı yok diyeceğim, kızacaksınız. Evet, tavaf ederken kaç tır yükledi ben ya, yanımda duruyorum. Ulan sen tavaf mı ediyorsun, ticaret mi yapıyorsun ulan? Böyle, neden bu? Adam inanmasa gitmez oraya, para harcıyor. Bilmemekten. Okumuyoruz ki. Peygamber ne diyor? Alimlerle düş kalk. Sen oturup bu kitapları okuyamazsın. Bari gel alimlerle onları git meclislerinde dinle. Sor, öğren. Böyle olursa akıllısın. Gökteki melekler aferin derler sana. Gidip de sarhoşla oturup kalkmadın. Ve namazla oturup kalkmadın. İlmiyle amil bilen bir adamla oturdun kalktın. Aferin sana derler. Onların arasında tanınırsın. Meşhur olursun. Evde okuyamıyorsun. Öyle kolay değil bu arkadaş. Şimdi Sivas'tayız. Arkadaş. Belediye bir sempozyum düzenlemiş. İbnül Hümam diye bir fakih var orada. Büyük kitabı var. İbnül Hümam. Kitabı var. Çok muazzam bir alim. Onu anlatacak ilim adamları. Bizi çağırdılar. Bir profesör, ilahiyat profesörü yahu. İmam-ı Azam, İmam-ı Azam diye tutturmuşlar. Asırlardır onun gölgesinde atırmışız. Bırakın yahu. Kur'an'ın tercümeleri var. Kitapların tercümeleri var. Okuyun. Bildiğiniz gibi hareket edin. Öttü böyle. Ben kalktım. Söz vermedi bana oturum başkanı. Yoksa onu orada yapacaktım bir şeyler. Hakimler orada, vali orada, paşa orada, askerler hepsi orada. Öğleden sonra sıra bana geldi. Dedim oturum başkanları konuşmaz ama sabah arkadaş konuştu ben de konuşacağım dedim. Bununla bahsettim. Şimdi dedim sayın hakimler buraya gelin. Önümde medeni kanun var. Türkçe medeni kanun. Siz buraya gelin dedim. Bu profesörü de çağırıyorum dedim. Şuradan bir madde okusun. Profesör anlamadım diyemez. Profesör yahu Türkçe bilmiyorum diyebilir mi yahu? Okusun şu maddeyi. Ben böyle anladım desin bakalım dedim. Hakim kabul edecek mi? Onun bir manası var. Onu da hakim bilir. Avukat bilir. Onun için avukat tutuyorsun sen. Türkçe mi anlayamazsın? Onun için Allah buyuruyor. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bilmediğinizi bilenlere sorun. Onun için mezhep var. Ben de bilmiyorum. İmam-ı Azam'ın ne demiş diye bakıyorum. Benim de bilmediğim birçok şey var. Sen de bilmediğin zaman kanaatime göre sallamayacaksın arkadaş. Bilene sormak Allah'ın emridir. Öyle Müslümanlığı beleş bulmuşu hiç sormadan camiye geliyoruz. Konuşuyoruz.
Ne diyor Abdullah Mesud radıyallahu anh? Sahabenin en alim fıkıh fakih sahabilerinden, İmam-ı Azam'ın dayandığı adamdır. Camiye geliyorsunuz. Her adımınızın başına bir sevap yazılıyor, bir günahın siliniyor gelirken camiye, namaza. Allah yolundasınız, ibadet ediyorsunuz. Birisi gelip sizi öldürse, Allah yolunda ölürsünüz, şehit olursunuz camiye gelirken, giderken. Camiye geldiğiniz için imanla göçersiniz, garantisi var. Camiye geldiğiniz zaman 27 kat sevap alırsınız. Uydum şu imama dediniz, öğlen namazı garanti geçerli. El imamu daminun diyor Peygamberimiz. Kaç kişi var burada? 500 kişi. 500 kişinin hesabını o verecek. Evet. Sizin namazınız garantili. İmam uydunuz ya. Garantili. El imamu daminun diyor. Ama güzel kıldırdığı zaman da o 500 kişilik alacak. Sen bir kişilik alacaksın. Öyle bir şey bu. Şimdi onun için gelin camiye. Kur'an'ı bilerek gelin. Evet, gelin uyum. Cemaati burada kılın ki namazınız garantili geçerli olsun. Şimdi namaza uydunuz. Geçen de söyledim. Bir şey eksik, onu söyleyeceğim. Şimdi bakıyorum ben, imama uydum diyor, rüküye gidiyor. Semiyorlar'ın önünde imam hala orada yatıp durur. Tam dayak delisi. Hem uydum imama diyorsun, hem de yatıyor mu lan orada? Şimdi ben işin fecaatını söyleyeceğim biraz sonra. Secdeye gidiyor imam, Allah-u Ekber diyor. Neden? Bursa hep dükkanlardan namaz kılmaya gelmiş. Dikkat etmek zorunda hoca. Evet. Havaalanına gidiyorum efendim uçağa. Şurada dedim, Yeşilköy'de cami yaptırdı Allah razı olsun. Şimdiki devlet adamımız. Şurada namazım kılın da gidin dedim. Rükuda 17 defa Subhan Rabbel Azim dedim. Öyle uzatıyor. Ulan ben uçağa yetişeceğim lan. Havaalanının dibindeki camide 17 defa Subhan Rabbel Azim denir mi rükuda? Böyle hocalar da var. Halbuki Peygamberimiz sabah namazında 120 ayet okuyormuş. En az 40 ayet okuyormuş. Bir gün çocuk sesi duymuş. Birinci rekatte Kul Hüvallahu Rabbil Felak. İkinci rekatte Kul Rabbil Nas suresini okumuş. Selam vermiş. Demiş ya, ya Resulallah, seni son derece huzurla dinliyorduk. Bugün bizi mahrum ettin. Peygamber Kur'an'ı okur da güzel olmaz mı lan? Ah bir de biz onun arkasına namaz kılsaydık. Allah tadına. Çabuk kestin ya Resulallah, bizi bundan mahrum ettin. Çocuk sesi duydum demiş ashabım. Anası yukarıda olduğu belli. Ağlıyor çünkü anasına ayrı kaldığı için. Anası yukarıda üzülür. Yavrum ne oldu diye kafası oraya bağlanır diye namazı kısa kestim diyor. Ne demek bu? İmam cemaatin durumunu nazar alacak demek değil mi? Bak o kadın nazar aldı, kısa kıldırdı. Ya havaalanındasın, 17 defa Subhan Rabbel Azim denir mi lan? Adam uçağa yetişecek. Burada dükkandan gelmiş adam. Gelmezse çok veballi söyledik. Kalkıp gideceksin. Hele cuma ezan okunduktan sonra, cuma hutbesi okunurken, cuma namazın farzı kılınırken alışveriş meşru değildir. Ve zerül beyi. Alışverişi bırakın diyor Allah. Koşun fes'av ila zikrillahi. Hutbeyi dinlemeye gidin diyor, cumaya gidin. Hatta ailenle, nikahlı karınla birleşemezsin o saatte. Yasaktır. Allah'ın emri ne? Cumaya git diyor arkadaş. Alışveriş. Onun için adam da ezan okundu mu mazereti gitmezsen çok ağır laflar var. Geliyor adam. Hocam sen de onu düşün. Adam müşterisi gelecek, oradan iş yeri var. Üç defa Subhan Rabbel Azim de bitir. Şimdi bitiriyor arkadaş. Ama ben görüyorum safta secdeyi kapanmış. İmam kalkıyor. Hala yatıyor orada. Tekrar gidiyor. Hala yatıyor. Kalkarken ikinci rekata kalkıyor. Bizimki daha ikinci secdeye yeni kalkıyor. Namazı olmadı. İmamla beraber rükuda, imamla beraber secdede bir Sübhanallah diyecek kadar beraber olmazsanız sizin namazınız yok arkadaş. Uydum dedin, niye uymuyorsun? Niye geç kalıyorsun? İmamla beraber yat, imamla beraber kalk.
Bir şey diyemedim. Hiçbir şey demesen yine geçerli. İmamın söylediği senin söylediğin olur. Ama illa o dediğini yapacağım diye bakıyorum ben. Secdeden hala kalkmıyor. Namazlar yoktur Hanefi mezhebine göre. İtiraz edecek varsa buyursun. Hodri meydan. Maalesef bilgisiz. Bu adam namaz kılmaya geldi. Ama kuralları bilmediği için kapıdan çıkarken oradaki melek karavana diyor. Boşuna geldin aslanım diyor. Çünkü kurallara uymadı. Ben de uyacağım o kurallara, sen de uyacaksın. Allah'ın Resulü koymuş o kuralları. Ben koymadım. İmam-ı Azam ondan aldı, onu söyledi. Evet, bilgisiz olmaz. Evde de oturup fıkıh okuyamazsınız, anlayamazsınız. Arkadaş, onun için İslam'da icazet usulü vardır. Hocalar yetiştirirler hocayı. Anlamadığı anlata. Ha, bu hoca olurdu, icazet verir. Evet, siz de okuyamadığınıza göre sizin işiniz kötü demiyorum. Şu elbiseyi siz yapmasanız ben buraya nasıl çıkarım? Şu gözlüğü bize yapmasanız ben buraya nasıl okurum bu kitabı? Müslümanlara hizmet ediyorsunuz. Sizin işiniz de benim işimiz gibi güzel. Ama camiye gelmedin mi? İş kötü. Camiye de geleceksin, ibadetten kalmayacaksın. İbadette bilerek yapacaksın. Karavana olmayacak. Onun için evde okuyamadığına göre ne diyor güzel peygamberimiz? Celisül ulema. Alimlerle otur kalk. Otur kalk. Oturmanın bile dinde yeri var. Sol ayağını dikmek mekruhtur arkadaşlar. Sağ ayağını dikeceksin. Diz çökmek en güzeli. Bağdaş kurmak da sünnet. Hazreti Ömer bağdaş kurarmış. Peygamberin huzurunda. O da ne kuruyorsun demezmiş. Demediğine göre sünnet yani. Takrir derler buna. Sol dizini dekmeyince indir demiş peygamber. İndir. Sola itibar yok bizde. Sağa itibar var. Yerken sağ. İçerken sağ. Merhaba sağ. Teyemenu fi kulli şey. Emri bu. Her mubah, helal işte sağı tercih edin. Onun için oturmak da mubah. Sol dizini dikmeyeceksin arkadaş. Gece yatarken de sağına yatacaksın. Soluma yatmayacaksın. Uyuduktan sonra soluma dön, sağına dön, problem yok. Ama Efendimizin teyemmünü sağına başla, ondan sonra dönersin. Sağı tercih et. Efendimizin sözü bu. Bilmezsen kaybedersin. Ben bunlar küfürdür demiyorum. Ama peygamberin bunlar elini dinlemediniz mi? Mekruh olur. Dinde sevilmez. Sevap alamazsın. Sevap alamazsın. Makam sahibi olamazsın. Bilerek gel. Ya okumuyorsan bileni dinle diyor. Bak peygamberimiz celisil uleme. Alimler otur kalk. Yani peke ennehu kale. Gümüşhanelez diyor ki Resulü Müştüba sanki şunu söyledi. Kün müteallimen ebeden. Ebeden ölünceye kadar öğrenci ol. Öğren. Bilmediğin bir şey öğrenirsin. Mutlaka bilmediğin bir şey öğrenirsin. Alimlerle düş kalk. Kendi kitap okuyamıyorsun, anlayamazsın. Bilenle sor. Öyle diyor. Evet. Ne diyor başka şeyde? Üttübül ilme minel mehdi ilel lahdi. Beşikten mezara ilim ara. İlim tahsil et. Evet. Yaşımaşı yok. Evet, yaşımaşı yok. Hep böyle yap. Tu rafisime böyle yaparsan semadaki o Allah'ın melekleri arasında fil mele'il a'la. İlmin şerefetinden dolayı mele'i alada aferin akıllı mümin ya derler. Adın geçer orada. Güzel olursun. Alimler otur kalk. Ve vakkır kebirel müslümin. Müslümanların büyüklerine evet tücavizni fil cenne. Müslümanların büyüklerine saygı duy. Cennette benimle beraber olursun. Hadis bu. Cennette beraber oluruz. İkimiz diyor peygamberimiz.
Böyle yapınız. Peygamber sözüne şüphe mi var lan? O ne söylerse Allah'a dayanarak söylüyor. Ve men yantıku anil heva in ve illa vahyun yuha. Her konuda yanlış söylemez. Allah'ın kontrolündedir Muhammed Mustafa. İnneke bi ayyunine. Habibim sen bizim kontrolümüzdesin. Ayet var böyle. Onun için ya basit şey bu değil hocam. Her konuda ona uymamız emrediliyor. Basit dediğin şeylerde bile Resul-i Ekrem'e uydum dediğin anda ibadet oluyor. Bunlar basit şeyler ama Resul-i Müştebali uyma Allah'ın emridir. Ve tebi'un nebiyyel ümmi. Ümmi Peygamber Muhammed Mustafa'ya uyun. Onun yaptığını yapın. Nerede? Var mı? Neredesi? Her şeyde. Her yerde. Ki bunları da söylüyor. Ama biz bunları çok lüzumsuz addediyoruz. Kaybediyoruz. Boşuna kürek çekiyoruz. Yedi aza. Alın, burun bir. İki el üç. İki diz beş. İki ayağın parmak uçları. Etraf-ı rical. Yere değmezse secde olmaz diyor Peygamberimiz. Ama ben bakıyorum, dikkat edin. Ayak yere nasıl değer arkadaş? Altıyla mı sırtıyla mı değer? Söylüyorum ya. Sırtıyla ayağını yere değiren yiğit var mı? Çıksın bakayım hadi. Ayağını şöyle kalksın burada bir dikelsin bakayım. Göreyim hadi hodri meydan. Böyle koyarsın dikelsin değil mi? Ama ben cuma günü bakıyorum. Adam ayağının tersini koyuyor. Secdede yere. Bilmiyor. Cuması yok. Secde yok, namaz yok. Cemaatin yarısı böyle maalesef. İmamlığa da var. İmamlığa da var böyle. Fıkıh bilmiyor yahu. Güzel Kur'an okuyor ama kuralı bildiren fıkıh. Havada ayaklar şaramın oynuyor. İmam gördüm yahu ben. Güzel Kur'an okuyor ama faydası yok. Namazın geçerli olmasının kuralları var. Caminin kuralları var. Bunu bilmezseniz karavan atarsınız. Lütfen böyle kimselere öğretin. Gelmiyor camiye, dinlemiyor, okumuyor. Bayram namazına geliyor, cuma namazına geliyor ama secdesi yok. Ayaklarını ters koyuyor. Ayaklarını havada tutuyor, namazı yok. Bunlar bilmezseniz boşuna gelir gidersiniz. Haçta böyle. Haçta böyle. Ulan sen tır ticareti mi yapıyorsun? Orada tavan mı yapıyorsun? Niye geldin buraya? Gelmiş öyle Müslüman ama kuralları bilmediği için ben haç ettim. Deftere bakıyorlar bir şey yok. Ben geldim dedim ama bir şey yok. Kuralları uymamışsın. Evet, ihram giymezseniz hacca niyet etmiş olmazsınız. İhramın niye hacca niyet etmiş olmak için ihram giyeceksiniz. Ondan sonra niyet edeceksiniz, lebbek çekeceksiniz. Hepsi niyet. Kim biliyor bunu? Uçakta gidiyoruz. Kur'an tuvalet giyinmiş. Nereye gidiyorsun dedim. Hacca gidiyorum dedi. Ben zannettim ciddiyet ticarete gidiyor. Dedim bu millet dedim niye beyaza büründü? Yani dedi. Ya sen hacca gidiyorsun. Sen de giysene. Ne demek ihram diyor yahu. Ne demek ihram diyor yahu. Böyle ibadet olur mu arkadaşlar? Ben koymadım bu kuralı. İhram niyette şart. Yoksa niyet edilmez. Adam hacca geliyor yanımda ya. Ne demek ihram diyor ya. Böyle Müslümanlık olur mu? Camiye gelmede çoğu böyle maalesef. Bilmediği için geldin ama karavana yazmıyor ki deftere. Kurala uymadın mı ibadet yok. Haçta yok. Evet. Mutlaka okuyacağız. Hocam zamanım yok. Ne diyor Efendimiz? Onu bildiği için bilenlerle otur kalk. Alimlerle otur kalk. Celisi ulema dediği o. Evet akıllı davran. Semada tanınırsın. Yaşlı Müslümanlara saygı göster. Evet. Hürmet et. Cennette benimle beraber olursun. Evet ediyorlar maşallah. Sizin burada var mı bilmiyorum. İstanbul'da şimdi Boğaz'ın altından şey yapıldı.
Ne diyorsun burası siz? Öyle kalabalık oluyor ki bir kere de ben bindim. Marmaray. Öyle kalabalık oluyor ki. Evet arkadaş. Ona şimdi oturmuş delikanlı. Bakayım ben şimdi. Camdan dışarı bakıyor. Kafasında bir şey takmış kafayı, numara yapıyor. Kadın gelmiş yazık o kalabalıkta. Erkek nereye kaçsın? Sıkışık böyle. Yanak yana herkes. Ulan hayvan kalksana o kadına yer versene. Yok. Kafayı mahsus çeviriyor. Oturacak yani. Yaşlı teyze gelmiş bakmıyor. Yaşlı amca gelmiş bakmıyor. Sanki daldırmış. Kafasında büyük bir şey var. Numara yapıyor. Ne diyor peygamberimiz? Adı da Ali Hasan. Yani Müslüman. Yaşlı Müslümanlara saygı duy. Cennette benimle olursun. Yarın sen de ihtiyarlayacaksın. Kim yaşlılara hizmet ederse, saygı duyarsa, yardım ederse, Nuh Aleyhisselam'ı yardım etmiş gibi ecir alır. Çünkü Nuh Aleyhisselam en uzun ömürlü adamdır. 1450 sene yaşamış. Evet, 1450 sene. 950 sene peygamberlik yaptığı Kur'an'da var. 1450 sene yaşamış. Yani ihtiyarların piri o. Onun için yaşlı adamlara, insanlara, ayırt etmiyorum bakın. İnsanlara, yaşlı insanlara yardım ederse, saygı gösterirse, yer verirse yoldan geçemiyor yazık asasını tiksiye böyle. Yoldakilerde hiç ona baktığı yok. Adam birisi çarpacak, koluna gir geçiriver amcayı. Cennette benimle beraber olsun diyor. Bu kadar basit şeylerden cennet kazanmak mümkün. Ama bizim delikanlı kafayı takmış, sanki oturma, kalkmamak için. Müslümansan peygamberin bu sözüne kulak ver delikanlım. Evet, o kadına, o erkeğin arasına al oturttur da renkten denge giriyor kadıncağız. O kadar sık ki, o kadar... Nereye kaçacak herif? İşinden gidecek. Evet. Yaşlılara, şeylere saygı duyun. Cennette benimle beraber olursunuz diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hoca sen bana suç işleteceksin şimdi. Ben biliyorum, gıdıklıyorsun beni. Evet. Evet. Beni tahrik etti. Söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar, ben her yerde söylüyorum. İçki içmek haram. Evet. El hamru vel meysiru liçün min ameli şeytan. Kur'an'da ayet. Feştenibühü. Şeytanın murdar pisliği. İçme. Koskoca bilmem ne gördüm ben. Biz de resmi adamlık yaptık. Kafayı çekti, şişede durmuyor. O koca adam rezil oldu böyle. Ben de kepaz oldu. Allah da insanı şerefli yaratık yaratmış. Onun için içme diyor. İnsanlığın kalmaz senin diyor. İçme diyor. Şimdi ben hocam kimseye kötülüğüm yok. Ben hayrın hasenatımı da yapıyorum. Allah kusurumu affetsin. Buna alışmışım, vazgeçemem hocam, üstüme gelme. Ben ona diyorum, ulan yılbaşı içme lan diyorum. Neden arkadaşlar? Müslüman kişilikli adamdır. Ve kezalike cealnâküm ümmeten vasatan litekûnü şühedâ alennâs. Ayet bu. Ümmeti Muhammed insanlara örnek insandır. Başka insanlar ümmeti Muhammed olan kişileri taklit edecek. Onu örnek alacak. Allah'ın ayeti bu. Biz kimi örnek alacağız? Ve yekün Resulüküm şehide Muhammed Mustafa'yı. Şimdi bakıyoruz. Medine'ye gelmiş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arapların bayramları var. Müşrik putperest Araplar var. Ondan sonra Yahudiler var. Henüz daha sürülmemiş. Medine'den sonra sürdü de Hayber'den sonra. Onlar var.
demiş ki Müslümanlar da Müslüman olmuş ama eski atalarından gelen bayram yapıyorlar. Eskiden bu demiş bizde yok. Bu bayram demiş Müslümanlıkta yok. Allah o bayramların yerine size Ramazan Kurban Bayramı'nı verdi. Bu bayramları kutlamak yasak. Peygamberimizin sözüdür bu. Öbür bayramları kutlamak yasak. Ramazan Kurban Bayramı var. Müslüman bayramı bu. Bakmışlar Yahudiler 10 Muharrem'de oruç tutuyor. Ne demiş? Niye tutuyorsunuz? Musa Firavun'dan bizi, Beni İsrail'i Mısır'dan peşine takıldı, kurtardı ya. Kızıldeniz'i ikiye ayırdı Allah, mucize. 10 Muharrem'de kurtardı. Onu teşekkür için Allah'a oruç tutuyoruz. Ulan demiş, ben Musa'yı sizden daha çok seviyorum ama size benzemeyeceğim demiş. 9, 10, 11 tutmuş. İbadette bile benzemek yok. Daha var. Sa'd bin Muaz, sahabenin önde gelenlerindendir. Zengin adamdır, Müslüman olmuş. Hendek Harbi'nde baba yiğit bir adam, cengaver. Bir ok gelmiş, bu atar damarını kesmiş. Güçlü kuvvetli bir 100 kiloluk adam barmak gibi kan fışkırıyor. Yani ölecek kan kaybında. Başlamış ağlamaya. O kahraman adam. Bir de demiş, ya Resulallah senin kahraman demiş, nasıl ağlıyor öleceksin diye. Gitmiş Peygamberimiz. Sa'd demiş, niye ağlıyorsun? Ya Resulallah, vallahi ölümden korkmuyorum. Ya niye ağlıyorsun? Güçlü kuvvetim, gencim. Öleceğim. Ölürsem hizmet edemeyeceğim. Cenk edemeyeceğim. Hizmetten geri kalıyorum diye ağlıyorum. Öyle mi demiş? Öyle mi? Evet demiş ya Resulallah. Bismillah demiş, parmağını koymuş, kan durmuş. Sen durduramazsın o Muhammed Mustafa. Ama bu durdurur. Hacı Bayram Veli durdurur. Kim peygamberin sünnetlerini hayatın her safhasında uygularsa onlar da durdurur. Benim dedem durdurmuş. Ben babam bilmiyorum. Okuttuğum mollaya gittim 76 yaşında. Duydum dedemin mollası olduğunu. Yürüyor uzun boylu bir adam. Yazın oku diyor onu. Hocasının oğlu çünkü. Öbür talebeler izin veriyor. Yazın oku diyor. O zaman medrese odaları kerpiçten. Toprak. Yani yılan var, çiyan var. Akrep var. Bir akşam namazında akrep sokmuş Mehmet'i. Adı Mehmet o amcanın. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Evet. Koca herif ya. Böyle bağırıyormuş. Arkadaş diyormuş ki ulan Mehmet akrepten adam ölmez. Bağırma. Yok öleceğim ben diye bağırıyormuş. Ortalığı birbirine katmış. Durduramamışlar. Gitmiş dedeme. Dedem de yatsı namazına hazırlanıyor. Abdest tazelerken demiş efendim böyle böyle. Bu demiş gürültü ondan mı? Onda hemen giymiş gelmiş. Evet. Mehmet ne oldu? Akrep soktu ya. Hocam ben öleceğim, ölüyorum ben. Neresini soktu Mehmet? Göstermiş şurayı. Bismillah demiş peygamber gibi. Parmağını koymuş ağzından duydum adamın. Deden böyle adamdı oğlum diyor bana. Kan derhal durdu diyor. Sıkıysa sen de durdur. Bende o güç yok. Anladın mı? Peygamberimiz bu. Kanı durdurmuş. Hizmet mi istiyorsun demiş. Evet. Durdurmuş. Bunu götürün demiş. Ebeler kadın. Hemşire ebe. Onu sarmış sarmalamış. Ondan sonra dua etmiş. Müşrikler defolup gitmişler. Bir fırtına, kazanlar devrilmiş, develer kaçmış. Kıyamet kopuyor diye kaçmışlar müşrikler peygamberin duasıyla. Ondan sonra Yahudiler içeriden haber gönderiyorlar. Anlaşmaları var. Peygamberimiz anlaşma yapmışlar. Biz Müslümanların aleyhine kimseyle işbirliği yapmayacağız diye imza vermişler. Medine'de anayasa, ilk anayasa o. Dünyada ilk anayasa. Fakat onlar siz önden biz arkadan tam zamanı diye
abar göndermişler düşmanlara. Şimdi düşmanlar gidince Peygamberimiz gitmiş evine, soyunmuş. Cebrail Aleyhisselam kapıya gelmiş. Hayrola kardeşim Muhammed demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Harp bitti demiş, soyundum, yoruldum, günlerdir aç, susuz, uykusuzum. Harp bitmedi demiş. Nasıl bitmedi? Yahudiler senin arkandan vurmak için sözleşmeyi çiğnediler. Sıra onlara geldi demiş. Hemen tekrar giyinmiş, tellal bağırmış. Yaralı maralı yok. Peygamber dedi mi ölmek hiç vız. Herkes yarasıyla tekrar Yahudiler kalesinin etrafında toplanmış. İnlemek mi inlemek yok. Peygamber söyledi diye. Ondan sonra şimdi Yahudiler gülüyormuş. Bir şeyiniz yok, yaralısınız. Burada da her şeyimiz var. Siyaset, harp hileden ibarettir. Yahudin dini iman nedir? Paraya. Parayı verdim her şeyi yaparlar. Medine'nin en kıymetli hurmalarının olduğu bahçeler Yahudilerin. En kıymetli hurmanın adı ne? Acva. Acva bahçeleri Yahudilerin. Şimdi gidiyorsunuz öteki hurma 2 lira, o 140 lira. Ölümden başka her derde devadır arkadaş. Hadis var. Bakmış Peygamberimize taş yuvarlamışlar. Allah onu koruyor. Yanında adam gitmiş. Yahudiler gülüyorlar. Ondan sonra gidin demiş. Halbuki Peygamberimiz yaş ağacı kesen baş keser. Allah diyen dili koparır diye yasak ediyor. Yahudinin derdi ne? Paraya. En kıymetli hurma bahçenin ağaçlarını kesin demiş. Kesme. Hemen elçi göndermişler. Dur. Bizim bahçeleri kesme. Anlaşalım. Olur demiş Peygamberimiz. O saat bir Muaz'ı çağırmış. Hakem tayin ediyoruz onu demişler. O da eskiden zenginliği Yahudilerden kredi alarak kazanmış. Büyük tüccar ama Yahudiler sayesinde. Hakemiz o demişler. İyilik yaptı ya, bizi kayırır diye. O da ne dedi? Hizmet edeceğim İslam'a demedi mi? Çağırın gelin demiş o yaralı. Kanı durmuş ama yaralı. Demiş saat seni hakem yapıyorum. Estağfurullah ya Resulallah. Kainatın hürmetini yarattığı Muhammed Mustafa'yın hakim olunur mu başına? Ben bu edepsizliği yapmam yarı. Hayır demiş, emrediyorum demiş. Hakem verdiği kararı heyedecek. Suçlu, davalı, peygamber. Öyle deyince peki, gereği düşünülür demiş. Anlaşmayı bozduklarını biliyor ya. Erkeklerin, eli silah tutanların... Ne diyorsunuz ona? Ne diyorsunuz? Yok lan, gebertilmesine denir. Gavur ölür mü lan? Gebertilir. Öyle demiş ya. Ötekilerin şöylesine demişler ki biz seni hakem yaptık, bizi kayırır diye ama vallahi demiş erkek adammışsın, Tevrat'ta da bizim suçumuz kelle uçurulmaktır. Doğru söyledin demişler. Hizmeti bitince kanı yine fışkırmış ve ondan sonra vefat etmiş. Dikkat edin. Yok şeyler söyleyeceğim şimdi. Ondan sonra eve gitmiş Peygamberimiz. Kapıda beklemiş. Bir süre sonra içeri girmiş. Cenazeye taziye edilir. Bu sünnettir. 3 gün içinde başın sevasın, Allah'ın emri, Allah sabır versin denir. Cenaze evinde yemek pişirilmez. Şenlik yapar gibi. Komşular getirirler, orlu yenir. Usul bu. Siz ne yapıyorsunuz bilmem. Ya bilmem ha? Din değişmiyor beyefendi. Ben onu söylüyorum sabahtan beri. Din değişmiyor. Ben onu söylüyorum. Peygamber sünneti bu diyorum. Onu söylüyorum. Diriltmeye çalışıyorum. Ondan sonra bir sanat girmiş. Ondan sonra taziyesini de yapmış. Ona dua etmiş. Saat münvaza. Ertesi gün defnedilecek. Şimdi şeyde Medine-i Münevvere giderseniz ziyaret edin. Saat münvaz Cennetül Bakı'da yatıyor. Büyük adam. Büyük sahabi.
Ondan sonra gitmiş, bakmış. Şimdi siz nasıl kabir kazıyorsunuz bilmem. İstanbul'da hep böyle. Toprak yok arkadaş. 13 katlı, 14 katlı böyle şey yapıyorlar. Raf betondan her bir taputuyla kaktır böyle oraya. Bu İslam'a uymuyor. Öyle diyor. Minha halaknaküm ve fiha nu'idukum taratan ukhra. Ayet değil mi hoca efendi? Biz sizi topraktan yarattık. Toprağa döndüreceğiz diyor Allah. İnsanın ölüsü toprağa gömülür diyor Allah. Betona gömülmez. Toprağa gömülür. Ama İstanbul'da şimdi kaktırıyor. Neden? Beton arma kabir yapıyorlar. Çürümüyor. Arazi kalmadı. Onun için 13 katlı, 17 katlı kabir yapıyorlar Altaz'da. Avrupalılar yakıyor. Hepsini yakıyorlar. Külünü muhafaza etsen paralıyor. Yaktırmayacağım dersem astronomik para istiyor belediye. Ben biliyorum kaldım Avrupa'daki ne kadar. Amerika'da arazi geniş, onlar yakmıyor. Yakmak Allah'a mahsustur. Hayvanları da yakamazsınız. Yılanı yakamazsınız. Fareye kızdınız, sobaya atamazsınız. Öldürme hakkınız var. Muzır şeyle öldürülür ama yakmak haramdır, yasak. Evet, şimdi efendim ölüyü yakmadıkları için betona böyle 16 kat, İslam'a uymaz. Kaktırıyorlar betonun arasına herifi. Ben onun için İstanbul'da ölürsem dedim, köyüme götürün beni. Toprağa gömülmek istiyorum ben. Sünnet olan bu. Peygamber emri bu. Bakmış, böyle kazmışlar toprağı. Bu demiş Yahudi kabri. Arkadaş, şimdi yılbaşına geleceğim. Bu Yahudi kabri demiş. Müslüman kabrinin kıble tarafında dibinde oyuk olur. Buna lahit derler. Adamı oraya sağına yatırırsın, kıbleye göğsüyü döndürürsün, arkasına kerpiçle kapatırsın. Ne kerpici hocam, ne kerpici. Aman yarabbim. Ta İtalya'dan son mermer getiriyor herif. Kabrini yaptırıyor. Sonra da çaldılar herifi. Gördüm de kabrini. Sonra da durdurmadılar, çaldılar. Siz toprağa gömün. Toprağa gömüldükten sonra bakın Yahudi kabri bu diyor. Hayır diyor. Kıble tarafı kazın, oraya koyun, arkasına kerpiç koyuyorlar, kapatıyorlar. Peygamberin sünneti bu, dinin sünneti bu. Kabir yaptırmak, o beton ölü yatırımdır. Hesap soracak Allah size. Benden vebal gitti. O paralara bir aç köpeği doyarsınız şu sokaktaki. Serseri köpeği cennete gidebilirsiniz. Bırak insanı, köpeği doyurmayın, bir de insanı doyurun. O paralar ki okul yaptırır o son mermerden yapılmış zeytin şeyde İstanbul'da öyle kabirler var. İslam'da bu yok arkadaş. Toprağa gömüleceğiz Allah'ın emri. Çürüyünce bir daha gömüleceğiz. Türkiye'de insanın çürümesi 5 yıl. Hıfz-ı sığa kanununda 5 yıl. Suudi Arabistan'da 2 yıl. Resulullah zamanından beri Cennetül Baki kabristandır, hiç dolmuyor. Gömüyorlar, çürüyor, bir daha gömüyor, çürüyor. İslam'a aykırı değil. Kemik çıktığı zaman onu alırsınız kenara, adamı yutursun, araya bir toprak koyuyorsun, örtersiniz. Ama beton kabir çok yanlış İslam'da. Beton yapmak, bakın, hiçbir şeyde benzemiyor peygamberim, onu söylemek istiyorum. Yılbaşı bizim devletimiz, Avrupa ülkeleriyle ticari ilişkiler aksam olmasın diye tarih başlangıcı hiçbir sözüm yok. Zaten o bir Muharrem'i esas alan dini takvim Hazreti Ömer zamanında konmuştur. Bir olaydan dolayı peygamberin emri değil. Ama Müslümanlar icma ettiği için dinin emri olmuş. Ben ona bir şey demiyorum ama ben hukukçuyum. Yılbaşı tatil kanuna bakın lütfen evinize gidince. Orada yılbaşında kafa çekin, bayram yapın. Evinizi süsleyin maddesi var mı? Ne halt ediyorsunuz o zaman? Niye? Ben Amerika'da kaldım. Avrupa'da kaldım. Bizim Ramazan Kurban Bayramımız gibi sabahlara kadar kilise çan çalıyor. Sabahlara kadar. Bayramları 2 ay evvelden Noel Baba'nın kerametleri gösteriliyor televizyonlarda. Propaganda yapıyorlar. Evet, şimdi hadisleri söylüyorum. Cevat Hoca'nın fetvası değil. O elçi.
Kardeşlik görevini yapıyor. Men teşebbehe bi kavmin fehüme minhum. Kim bir kavme benzerse onlardandır. Kim men ahabbe amele kavmin, evet, kim bir kavmin işini yaparsa huşra ma'hum, onlarla haşrolunur. Öbür tarafta dirileceğiz, toplayacak Allah. İnanıyoruz ya. Ben Muhammed ümmetiyim, götürecekler, geçeceksin sen. Gelecek melekler, yılan şöyle, yürü. Nereye? Aa, Hristiyanlığın arasına. Okundu mu? Hristiyanların arasına götürecek seni melek. Ben Müslümanım. Yılbaşında onlarla beraber bayram ettin sen, evini süsledin. O senin bayramın mıydı? Fıkıhta yeri var beyefendi. Harp yapıyoruz. Cihat yapmak kıyamete kadar baki. Sakın askerlikten kaçmayın. Sakın ha. Asker Hakkari'de beni beklemese ben burada konuşamam, sen de ibadet edemezsin. Kıyamete kadar cihat bakidir. Kesinlikle o günahın hiç şeysi yok, kaçarsanız. Çürük rapor almayın. İçerim, duramam. Ulan yılbaşı gecesi içme. Başka zaman içki günahından sorguya çekileceksin. Yılbaşı gecesi Müslüman gavurların, gavur diyorum ben, kusura bakma, ben köylü çocuğuyum. Kafirlerin bayramını kutladığın için bu hadislerden dolayı yaka paça sorguya çekecekler seni. Neye benzedin sen? Ondan sana benzemesi lazım. Ve güzellik can ümmeten vasatan, buyurun Elmalı Hoca'nın resmi tefsirdir. Onun tefsirine bakın efendim. Devlet bastırmıştır. Bu ayetin tefsirine bakın. Benim söylediğimi orada göreceksiniz. Resmi tefsire bakın. Onun için evinizi o şeyler açıyorlar, asıyorlar, süslüyorlar, kodiler, belediyeler sokakları aydınlatıyor. Ben söylüyorum. Hesaba çekileceksiniz. Kararı verecek Allah. Ona karışmam. İstediğiniz hadisleri fotokopçu veririm hocama, size göstersin hadisten. Çıkardım getirdim. Sakın yılbaşı yapmayın. Sakın. Eğlence, bayram. Bilin sakın ha. Gavurlara benzeyen onlardandır diyor. Peygamber söylüyor. O sorguya muhatap olacaksınız. Ne diyeceksin o zaman? Ne diyeceksin? Ben bilmiyordum. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Türk Ceza Kanunu maddedir. İslam'da da maddedir. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Lütfen yılbaşı mumbaşı diye deliler gibi böyle anormal böyle hazırlıklar, masraflar, bunlar Müslümanlığa sığmaz arkadaşlar. Evet, itiraz varsa buyurun efendim. Ben sizinle sohbete geliyorum. Herhangi bir iddiam yok. İtiraz edin, cevap vereceğim. Evet, varsa itiraz. Sakın ha, sakın ha. Hesap vereceksiniz. Evet, ben öyle rastgele yaptım. Yok. Bak ne diyorum? Bilgisizliğinden, salaklığından dolayı düşman ordusunun içine karıştı. Öldü, pisi pisine ölür diyor. Kitap da öyle söylüyor, fıkıh kitabında. Burada sen yok ya, ben gavurlarla bir işim yok. Onlara benzemek kastım falan yok. O zaman o gün eğlenmeyeceksin. Onların kalabalığını men kessere sevâdel küffari, hadis bu. Kafirlerin kalabalığını artıran da onlarla haşrolunur diyor. Hadis çok var. Etmeyin, etmeyin. Bunlar anlatılmadığı için bu millet bu işleri yapar oldu. Ama vebali çok. Biz kişilik sahibi olacağız. Bizim Cumhuriyet bayramımız var. Başka milli bayramlarımız var. Dini bayramlarımız var. Eyvallah. Ama yılbaşı ben kaldım diyorum. Sabaha kadar kilisede ayin yapıyorlar. Sabaha kadar çan çalıyor. Herkes içmiyor, eğlenmiyor. İbadet ediyor. Bayramları çünkü. Senin ne işin var, sen Müslümansın. Yok canım ben o niyetle gitmedim desen bile, zaten o niyetle gitsen küfre rıza küfürdür. Akad kitabına bak. Küfre rıza küfürdür. Kafir olursun. Öyle değil. Öyle değil hocam ya. Desen de onlarla haşrolunacaksın diye 10 tane hadis var. 10 tane. Nasıl hesap vereceksin? Arkadaş etmeyin. Siz Müslümansınız. İman büyük devlet. Ebu Cehil avucuna kum almış.
Söyle bakalım demiş Muhammed, avucumdakiler ne? Efendimiz, senin avucunda ne olduğunu mu söyleyeyim? Senin avucundakiler benim kim olduğumu söylesin. Kum konuşur mu? Benim avucumdakiler senin kim olduğunu söylesin bakalım demiş. Neşhedü enneke Resulullah demişler kumlar. Bilimsel kaynaklarda böyle yazıyor. UNESCO'nun kayıtlarında var bu beyefendi. Büyüledin, büyüledin demiş ki ne inanmamış. Sen böyle peygamberimizin bir mucizesini görmedin. Gayba iman ettin. Büyük şeref kazandın. Ellezîne yu'minûne bil gaybi ve yukîmûne salâ. Elif lâ mîm. Bakara'nın başında gayba iman edenleri Allah övüyor. Sen peygamber mucizesini görmedin. Onu görmedin. Allah inşallah cenneti göstersin. Görmeden inandın. Bak o kafir gördüğü halde inanmadı. Gördüğü halde inanmadı. Bugün okudum daha gelken. Evet. Şimdi Payber fethedilmiş. Gittim, izin aldım. Kale male duruyor. Hazreti Ali gitmiş tek başına. Demir kapı arkadaş. Demir kapı. Ya Allah demiş. Koca kapıyı cart diye yıkmış. Çünkü Muhammed Mustafa'nın emrini yerine getiriyor. Gücünü onun duasından alıyor. İnsan işi değil. Bir omuzla koca kapıyı yıkmış. Gidin görebilirsiniz. Evet, orada aldıktan sonra evet, orayı haraca bağlamış. Bizi de zorla Müslüman yapma. Evet. O da haraca bağlamış. Abdullah bin Ravaha da görevli. Gidince Yahudiler her şeyin parayla olacağını inanıyor ya. Kadınların altından toplamışlar. Bu senin hakkın demişler. Bizim vergimizi azalt. Zaten Allah'ın gazap ettiği melun milletsiniz ama demiş, şimdi en çok lanetlik buz eden milletsiniz. Abdullah bin Ravaha peygamber övdüğü muazzam adam. Evet. O rüşveti almamış. Köşeyi dönüyorum dememiş. Kimse yok yanında. Demişler ki Yahudiler, bakın biliyorlar ama inanmıyorlar. Evet demişler. Dünyayı ayakta tutan işte bu demişler. İşte bu. Müslümanlığını her yerde ortaya koymak. Dünyayı ayakta tutan bu. Evet, bundan kalmadığı zaman dünya kıyamet kopacak. Lütfen Müslümanlığımıza sahip çıkalım. Gavurların o pis adetlerine kapılmayalım. Tokat yeriz efendiler, tokat. Hem müminiz hem de karıştırırsak gavura bir şey demez. Onların daha ününü açar, çukuru çuvalsın diye. Ama mümin iman ediyor, inkar etmiyor. Ama yamukluk yapıyorsa vallahi billahi tokat yer. Filistinlerin durumu budur. Irak'ın durumu budur. Ben ırkçı değilim. Namus zayıf. Din konusunda sıfır. Ama Müslümanız diyorlar. Onun için Allah da Yahudi başını tokat vurduruyor. Elhamdülillah dünya bizimle uğraştı 15 Temmuz'da. Elhamdülillah biz ne kadar eleştirsek de imanımız var gene. Allah bizi tuttu, oyunları bozdu. Evet, lütfen yılbaşı mulbaşı diye gavurlar benzemeyelim. Müslümanlığa benzeyelim. Aynı Fatih olacağız. Kanı olacağız. Önümüz açık. Azıcık kendimize gelelim yahu. Ne yani yılbaşında içmemezsek, bayram yapmamezsek ne olacak yani? Kanunda böyle emir yok. Kanunda böyle emir yok. Bayram yapın yok. Tamam. Seyredin merdiği tamam, bir şey demiyorum. Ama böyle yaparsanız tokat yeriz arkadaşlar. Tokat yeriz. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Şimdi bir şey daha müşahede edeceğim. Yılbaşı dolayısıyla ne kadar israf oluyor değil mi? Ne kadar israf oluyor? İsraf haram değil mi? Şimdi ben siyasetçi değilim. Kusura bakmayın. Asgari ücret kavgası yapılıyor değil mi? Kaç günlerdir, aylardır. İmza veriyorum altına. Asgari ücreti 5000 lira çıkarsa devlet, hükümet, yemin ediyorum, bak imza atıyorum, gene yetmeyecek. Neden biliyor musunuz? Çok müsrifiz. Çok israf ediyoruz.
bir tane ekmek alıyoruz, atıyoruz çöpe. İstanbul'un çöplüğündeki ekmek yemek artıkları Sudan devletini beslermiş. Bunlar uzmanların rakamları, nazari bilgi değil. Evde siz ne yapıyorsunuz? Çocuk yemek yerken çocuk ağzından düşürüyor. Çocuk almak istiyor. Anası ne diyor? Kiki, al, at, at. Niye atıyorsun hanımefendi? O sofrayı sen temizlemedin mi? Süpürmedin mi? Silmedin mi? Londra'da bir dilim elma gördüm ben vitrinde. Adam şeker hastası, bir elma yasak yemek. Bir elmayı demiş doktor, bir elma dilimi satıyor herif. İsraf olmasın diye. Biz ne yapıyoruz? Çocuk işin mi? At at, diyoruz çöpe. Ekmeği çöpe atıyoruz. Ne Allah ne buyuruyor? Le in şekertüm le ezidenneküm. Bakın le, tekittir, Arapça bilenler var. Enne tekittir. %100 Allah'ın nimetlerine şükrederseniz %100 artıracağım. Le ezidenneküm. Le in kefertüm. Ama inkar ederseniz, nankörlük ederseniz, nimetten kadir bilmezseniz nimeti elinizden alacağım diyor. Ayettir. Sizde, bizde bu israf olduğu sürece 5000 asgari ücret gene yetmeyecek, haberiniz olsun. Gene yetmeyecek, imza atıyorum bakın. Yetmez. Lütfen hanımlarınıza söyleyin. Bu yılbaşı delilinden vazgeçin. Nimetleri çöpe atmayın, israf etmeyin. Evde de israf etmeyin. Lütfen, bu cimrilik değil. Allah'ın nimetini değerlendirmektir. Horlamak çöpe atmaktır. O nimetleri yiyeceğiniz kadar alın yahu. 5 yıldız otele gidiyorsunuz, açık büfe. Araplar zaten yanına vurulmuyor, o kadar berbat. Bizimkiler de parasını verdi ya, 10 tane tabağı dolduruyor. Tamam, keseceğim var, tamam, bıktırdım sizi. Tamam, keseceğim. Evet, tamam, keseceğim ya. Allah Allah. Hoca gıdıkladı, ne yapayım? Ben kesecek miyim? Evet, şimdi arkadaş, lütfen, lütfen bu israfı önleyin. Bak bir şey daha söyleyeyim, kimseye söylemem ha. Dayakçı hoca diyorlar sonra bana. Şer'an, hanım çöpe atma ekmeği dediğiniz, yemeği çöpe atma dediğiniz, tutmadı. Söylüyorum, karımıza dövme hakkınız var şer'an. Dinen hakkımız var. Karı dövülmez de, kızmış peygamberimiz. Ama israfı önlemek için başka yol kalmadıysa şer'an hakkınız var diyorum. İspat etmeye hazırım. İsraftan kurtulalım ya, etmeyin. Hele bu yılbaşı çılgınlığında ne kadar paralar çöpe gidiyor. Etmeyin, eylemeyin. Allah bizi ıslah etsin.